Kurtarıcı çok pahalı para. Yok, traktörüm ben dört. Ben tanıdığa bakıyorum ya şöyle. Araba bekliyorum. Selam. Sen ne bilirsin? Adem Kayalı, sonra taş bırak gönderim. Şimdi Mustafa abiden bir motor bıçağı aldım. Bıçak kesmedi. Bıçağın kesmediğinin nedeni de burada Allah kelimesi varmış. Bunu sonunda çocuklar varlığına varmış. Bunu aldık geldik Mustafa abinin yanına. Evet, sizin bıçağı değişmek için gelecektiniz. Bıçağı değişmek için işte abi. Allah kelimesi olunca bıçakta da yok. Ondan sonra şey yaptı yani. Bunu farkına varınca aldık geldik baş. Evet. Bıçağı siz sattınız efendim. Biz sattık bıçağı. Evet. Abim size şikayete gelecekti ama olayı görünce vazgeçti. Şimdi devamlı sattığımız bıçak bu. Benim yıllarca müşterim. Sattığımız zaten aynı marka, aynı bıçak. Bu bıçağı değiştireceğim. Bu ağacı kesmeye getirdiğinde baktık ki gerçekten bıçak gelmiş. Yani bıçağın ağzı kalmamış buraya kesinceye kadar. Bıçağı değiştirmeye lüzum kalmadı çünkü bu ağaçta bu kelimenin olduğu görünce bıçakta bir suçum olmadığını farkına vardık biz de. Ve değiştirmeden de geri alıp gidecek. Siz görünce neler hissettiniz? Yok, bir şeyimiz yok. Yani görünce hiç, yani, ne hissettiniz yani? Duygulandın mı, hissettin bir şey? Duygulandınız yani. Bunu yakacak için kesmiştik. Evet, arası 30 santim filan da. Paltayına yarılmadı. Yine çiğne el motoruyla uğraştık. Buraya geldim yani çok yarım saatten önce kestim bu tomru. Ama paltanın buraları şey yaptık. Burada da izleri var. Bıçak yani. Bıçak o kadar uğraştı. Ben bu boya mıdır acaba diye buralarını gösteriyorum herhalde. Yeniden aldım. E'ye de almıyor. E'ye bile kesmiyor burayı. Ve derinde. Yani acaba kendiliğinden boya mı diye şey yaptım ama boya değil. Dörpüyle alıyorum. Dörpü de almıyor burayı. Derinde yani. Bu bir mucize Allah'ın millete ibret şeyi olarak da nitelendiriyor. Evet, hadi saklayacağız. Yay bitti kalmadı. Bitti ya, hiç olmadı. Yolda geliyor ya, ne zaman geliyor?